Merhabalar Diyanet TV ekranlarına, Farklı Bakış programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm dünyanın gözü önünde bir ayı aşkın bir zamandır İsrail'in Gazze üzerinde yaşattığı katliam, adeta bir soykırım niteliğindeki saldırılar devam ediyor ve tüm dünyada bir şekilde bu katliama sessiz kalmıyor. Her ne kadar yönetimler nezdinde İsrail'e destek açıklamaları yapılsa bile Batı ülkelerinde özellikle, halkların Filistin'in yanında ve yaşanan katliamın bu zulmün karşısında duruşuna şahitlik ediyoruz. Bir aylık süre içerisinde ümidimiz ve duamız bu katliamın bir an önce sona ermesi, barışın, huzurun ve sükunetin bölgede hakim olması. Biz de bugün yine programımızda Gazze'de yaşanan bu katliamı, soykırımı ve İsrail'in bu manada tarihi arka planla birlikte bugün elde etmek istediği bu katliamlarla, saldırılarla varmak istediği hedefi de gündemimize alacağız. Tarihi ve bugünü konuşacağız. Profesör Doktor Mehmet Akif Okur hocamız, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi hocamız konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz Sağ programımıza. Olduk. Ve doktor öğretim üyesi Hamza Yavuz hocamız, Kastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. getirdiniz. Mehmet Akif Hocam isterseniz hem programa bir giriş olması açısından şimdi Aksa Tufanı ile birlikte başlayan Gazze'deki bu katliam aslında bölge insanının çok daha efendim, yeni gördüğü bir şey değil. Aşina olduğu bir şey. tarihin derinliklerinde Gazze'ye İsrail'in dönem dönem bir takım saldırılar yaptığını ve pek çok insanı şehit ettiğini, bölgeyi tahrip ettiğini biz biliyoruz bölge 1917'de Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle İngiliz hakimiyetiyle birlikte başlayan o 100 yıllık süreçte hiçbir zaman tam anlamıyla bir sükunet bulamadı. Osmanlı'nın 400 yıllık hakimiyeti içerisinde bölgede yaşanan bütün din mensuplarının kendi dinlerini yaşama konusundaki hürriyet ve özgürlükleriyle bölgede yaşanan o sükunet 1900 yılların başından bu tarafa sürekli olarak bir zulme, soykırım'a, katliam'a ve huzursuzluğa sebebiyet verecek şekilde derinleşti, derinleşmeye devam etti. Bugün yaşadığımız aslında bu kanlı katliamın son perdesi gördüğümüz son perdesi. Ümidimiz ve duamız son olsun, bir daha da olmasın inşallah. Ama o Osmanlı'dan sonra bölgenin bir türlü huzur bulamaması ve bugün yaşanan bu katliamın bu tarihi arka planı hususunda bir giriş olması açısından neler söylemek istersiniz? Hocam? Çok teşekkür ederim. Öncelikle yani altını çizdiğiniz susuz çok önemli. Çok zor bir dönemde bu konuyu konuşuyoruz. Evet. Yani gerçekten çok sayıda çatışma var, savaş var. Dünyamız birçok bölge barışa hasset. Ama bu kadar kanlı bu kadar çok işte kadın çocuk çocuk demeden efendim e, haber bültenlerine bakarken korktuğumuz bir dönemi biz yaşamamıştık. Evet. O yüzden e, yüreklerimiz elem dolu. Yani bu meseleleri konuşurken de o, o, büyük manevi yükün ağırlığı altında e, konuşuyoruz. Ve en büyük dileğimiz bir an evvel ateşkesi görebilmek. Çünkü biz bunları konuşurken orada işte bir hastanede kesik elektriğin başında işte yeni doğmuş yavrusunu kaybetmiş, ne zaman nereden bomba düşecek? Hani bunlar birer gerçek günlük rutine dönüşmüş vaziyette şu 30 günün içerisinde. Maalesef. İnsanoğlunun 21. yüzyıla adım attığı bir dönemde herkesin gördüğü ve bildiği gözünün önünde böyle bir şeye şahit olmak çok muazzam bir trajedi. O yüzden tüm dualarımız, tüm dileklerimiz, gayretlerimiz bir an evvel öncelikle bu acil şeyin durması yönünde İnşallah. ve sonra bu nefreti anlamaya çalışıyoruz. Çünkü meseleyi dehşetli kılan şeylerden bir tanesi bu şiddeti, bu vahşeti yaşatanlar ne yaptıklarını biliyorlar, bunu bile isteye yapıyorlar ve bunun arkasında duruyorlar. Bunu da tüm dünyaya onaylatıyorlar Evet yani ya destekçilerini onaylatıyorlar ya bu çatışmayı <laughs> durdurmak isteyenlere bir yerde imkansızlıklarını göstererek o şeyi yapıyorlar O yüzden daha sonra da hani konuşacağız Hı -hı. bu çok büyük bir manevi yük konuşması da kolay değil bu meseleyi bu iş bir nasıl başladı bizi siyonizmin tarihine evet. götürüyor Siyonizm bir aslında seküler akım yani 19. yüzyıl ıı, ulusçuluklar çağı bir diaspora topluluğunu ıı, tarihte yeniden canlandırarak ona bir ıı, toprak ıı, verip ıı, bir dini grup olarak yaşamaya alışmış olan bir insan topluluğunu bir coğrafyaya ıı, toplamayı hedefliyor. Tabi bunun ıı, arka planına baktığımızda ıı, aslında Yahudilerden önce bazı önemli protestan merkezlerde Hristiyan siyonizminin daha önce doğduğunu görüyoruz. Hı hı. Mesela işte Kral James dönemi İngiltere'sinde bununla ilgili tartışmaları görüyoruz. Sonra 19. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun karşılığını görüyoruz. Bazı protestan evanjelik gruplar İncil'in bir eskatolojik okumasına dayalı olarak e, tarihin son dönemine ilişkin yorumlar üretiyorlar. Hı hı. O yorumlara göre de e, işte Tanrı'nın krallığının kurulacağı bir takvim var. E, o zamana kadar Hristiyan dindarlar kutsal kitaplarını okurken bunu bir doğal akış, tarihin doğal akışı oturup beklenilecek bir şey olarak görmüşler. Buradaki yenilik Tanrı'ya yardım etme tırnak içerisinde hı hı. şey e, anlayışının doğuşu. Yani biz Tanrı'nın planını biliyoruz geleceğe doğru olarak. O zaman biz bunu hızlandırmalıyız. Ya yani böyle oturduğumuz yerde oturup durduğumuzda Durduğumuz bu dini bir Ya yani dini bir yükümlülüğü yerine getirmemiş gibi oluyoruz bir Çok yönüyle doğru. ve dolayısıyla hadi bakalım Tanrı'yı kıyamete zorlayarak, zorlayarak. biz Tanrı'ya bir yol açalım. Doğru. Böylece Böyle bir anlayış. İşte İsa Mesih tekrar geri gelsin. gelsin ve kıyamete kadar olacak. Yeryüzünde işte her şeyin Hristiyan inancına göre olacağı o bin yıllık krallık başlasın. Bunun safhalarından biri de tekrar dünyayı bir diaspora olarak dağılmış olan bu seviyelerin Filistin'e toplanmaları. E, Blackstone var mühim isimlerden biri. 1890'ların başında Amerika'da bu Hristiyan Hristiyan Siyonizmi'ni çok şey yapıyor. Onun 400 küsür imzalı bir dilekçesi var Amerikan başkanına verdikler Bugünkü büyük finans devleri, JP Morgan'lar vesaireler filan hepsi bundan imzacıları arasında. S henüz daha Theodor Herz kitabını yazmamış. Bazel Kongresi vesaire filan toplanmamış. Daha Yahudi Siyonizmi henüz daha Tabii, yok ortada. Henüz daha yok ve o kadar tesirli, o kadar inanmışlar ki e Amerikan e üst mahkemesinin, yüksek mahkemenin bir Yahudi şeyi var, yargıcı var. Onlar e bu Hristiyan Siyonistlerden öğreniyorlar bu işi. Blackstone o, o takvimin içerisinde bir kopuş yeri var. Yani hı hı. kıyamete doğru gidilirken Tanrı iyi kullarını yanına alacak ve ondan sonra bir kısım felaketler yaşanacak vesaire. Blackstone diyor ki tarih yaklaştı. Tüm alametler belirdi. Hı hı. E bu kadar işi de ben yaptığıma göre ben de iyi kulu muhtemelen beni de yanına alacak. O yüzden şu kadar para bırakıyorum. işte bunu şu amaçlara harcayın diye yüksek Mahkeme yargıcıyla mukaveleler düzenlemişler filan. Yani böyle bir inanç ve azible bu işin üzerine gidiyorlar. Birinci Dünya Savaşı önemli bir dönüm noktası. Yine e, Wilson'a e, yapılan müracaatlar var. Amerika'daki faaliyet, şey, İngiltere'deki faaliyetler var ve meşhur Belfort Deklarasyonu. Evet. Belfort Deklarasyonu e, diyor ki biz Filistin'de Yahudilere bir e, ulusal yurt e, evet. vereceğiz. Bu önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Şimdi daha sonra bu karar çok tartışılmış ve İngiliz kabinesinin içinde de nasıl tartışıldığına dair elimizde veriler var. Bunlar şu açıdan önemli. Ne olacağını görmüşler ve ona rağmen yapmışlar. Mesela biz tarihimizde hiç olumlu anmadığımız bir isim Lot Kurzon'dur. Evet. Lot Kurzon mesela bu işe karşı çıkanlardan. Ee, İsrail'in e, bu toprakların verilmesine. Verilmesine. E, temel gerekçesi de şu gezmiş buraları görmüş. Yani diyor ki siz şimdi Avrupa'nın muhtelif yerlerinde farklı meslekler yapan insanları, Yahudileri oraya çiftçi olarak göndereceksiniz. Orada başkaları var. Buradaki çatışma hiç bitmeyecek bir çatışmadır ve bu bizi sürekli olarak rahatsız edecek olan bir şeydir. Yani bugüne kadar olacağı görmüşler. Montagu vardır mesela Hindistan genel valisidir. Hı. Musevidir. O dönemde Britanya kabinesindeki tek Musevidir. O da itiraz ediyor. Diyor ki bu dünyanın kalan yerlerindeki tüm Yahudileri e, güvenliğini ihlal edecek bir şeydir. Bizim hepimizi ateşe atar bu diyor. Neden? Çünkü oradaki çatışmaya bakanlar bir Yahudi nefretiyle dünyanın her tarafından etraflarına bakacaklar. Yani antisemitizmin doğuşunu da o günden görmüşler. Aynen öyle görmüşler. Meşhur Arnold Toynbee vardır, bu medeniyet tarihçisi. Evet. Medeniyet sözü tartışmalarının filan hep menşeyi ondadır. Toynbee'nin bir mülakatı var 1970'lerde. Diyor ki, bu diyor bir fosili canlandırma gayretiydi diyor. Yani ölmüş bir tarihi, Tevrat'ın anlattığı ölmüş bir krallıklar, ölmüş bir tarih. Bu insanlar yani Museviler dünyaya dağıldılar, yaşadıkları toplulukların organik birer parçası oldular. O, o ülkelerin lisanını konuşmaya başladılar. Bu e, sevilik bir dine dönüştü, bir milliyet değildi, bir milli kimlik değildi. Şimdi bir fosili canlandırma gayreti gibi siz donmuş bir şeyi canlandırmaya çalışıyorsunuz ve onu bir savaşkan forma dönüştürüyorsunuz. Gerçekten de bu son çatışmalar sırasında işte o Tevrat'tan ayetler okuyarak operasyonu başlatmalar, işte amelekler bu amelekleri vurun vesaire diyenler sanki 3000 yıldır bitmeyen bir kavganın efendim yeni bir sayfasını açıyormuş psikolojisiyle ordusunu motive eden, çatışmayı motive eden, kadın, çoluk çocuk demeden yapılan katliamı motive eden anlayışı gördüğünüzde ne demek istediklerini anlıyoruz. Sorun şu. E, bunun üreteceği tahribat görülmesine rağmen bunun önü açılmış efendim ve bugünleri görülmesine sebebiyet vermiş. En önemli dönüm noktası sizin işaret ettiğiniz 1917. Bu çok atlanıyor. Filistin'de de atlanıyor. Yani bölgenin kara tarihinin başlangıcı 1917. 47 ya da 48 değil. 47 ya da 48 değil. Bunun altını çizelim. Çünkü 1917 Filistin'le bakıldığında burada biz doğal dengeleri görüyoruz. Yani nüfus dengeleri daha doğal dengeler. Burada bir Kudüs statükosu var. Bu statüko ta işte Hazreti Ömer'den bu tarafa gelen. Yavuz Sultan Selim bölgeye geldiğinde bir ferman yayınlıyor ve Hazreti Ömer'in fermanı tasdik ediyor. Daha sonra yapılan düzenlemelerle oradaki Hristiyanları, farklı mezheplerden Hristiyanları, Katolikler var, Ortodokslar var, Ermeniler var, diğer sair unsurlar var, Museviler var, Müslümanlar var. Bir selam şehrinde bir arada yaşatabilmek bir anlamda Yeryüzünün özlediği barışın bir numunesi. Kudüs'ün özelliği odur. Evet. Bir hani barış şehridir, selam şehridir insanlar bakarak. Bunu bu aziz emaneti 400 yıl siz muhafaza etmişsiniz. Herkese açık tutmuşsunuz. Mesela şey anlatılır. işte Hazreti Ömer Kudüs'ü fethederken orada Hristiyan Patrik bir tek şart koşuyor. Diyor ki bu sevileri sokmayacaksın. Evet. Onlar mesela öyle bakmıyorlar. Yani Samimi bir inanışla biz dini efendim şey için gelen herkes gelsin bu selam şehrine diyorlar. O barışı bir daha bulamıyor o 1917'den sonra ve bir çatışma tarihi doğuyor ve önce hızlı bir nüfus taşınmaya başlıyor. Buna yerleşimci sömürgeciliği deniyor. Set kolonyalizm. Aliyalar diye isimlendiriyorlar işte e, muhtelif bölgelerden, coğrafyalardan buraya göçte insan taşınmaya başlıyor. E, öncelikli olarak da Rusya ve Doğu Avrupa'dır e, şeyleri, e, kaynakları. A, kaynakları aşkenazi ve burada örgütler kuruluyor. Burayı da anlamak lazım. İsraili e, örgütler kurdu. E, bu terör örgütleri, silahlı örgütler. Yani bu hani zaman zaman sosyal medyada falan bir kalıp olarak kullandığımız İsrail bir devlet değildir, bir terör örgütüdür ya da organizasyonudur. Sözünün aslında bu anlamak bir gerçekliği tabii, var ya. Yani. Temellerini tabi orada görmemiz lazım. Bunlar işte zaman zaman İngiliz İngilizmanda yönetimiyle çatıştılar. Orada kaynakları organize ettiler. O silahlı e, gruplar, gelen göçler hangi gruba dahil olacak, nasıl yapacak. Ve bu örgüt liderleri devlet başkanları oldular. Yani 17'den 47'ye kadar İngiliz mandasında devam eden o yönetimde sadece e, Müslümanlar ya da bölgenin diğer halklarıyla değil İngilizlerle de savaşıyor Tabii, bu örgütler. İngilizlerle de e, çatışmalarını yaşıyorlar. Fakat buna rağmen o kadar etki bir robileri var ki, o nüfus akışı hep devam ediyor. Evet. Ee, ve bir aşamada da e, işte e, İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidilirken e, İngilizlerin taksim planı ortaya çıkıyor. Hı -hı. İşte biz taksim lafını Kıbrıs'tan hatırlıyoruz. Evet. Aslında işte öncüsü Filistin'de ilk taksim planı e, meşhur Filistin valisi Hüseyin'i e, evet. vardır. Onun işte mesela Gaziye mektubu var 1937'de Türkiye'den yardım istiyor diyor ki böyle böyle İngilizler burada bir taksim planı ortaya koymaya başladılar. Bu bizim için bir felaket olacak. Müslüman ve Hristiyan Araplar birleşiyorlar. Bir yüksek Arap konseyi kuruluyor. Bu saflaşma aşağı yukarı o tarihlerden bu tarafa benzerdir. Yani Filistin'de önemli bir Hristiyan nüfusta var. Onlar ve efendim Müslümanlar bir tarafta. Bir tarafta. Bu Göçle gelen yani o yerleşimci kolonyalizmi dediğimiz e, sistemin bölgeye e, taşıdığı ve gittikçe sınırlarını işte efendim genişleten e, yapı diğer tarafta. Bu ikisi arasındaki çatışma ve onların başında da bu işin aslında önünü açan e, İngiliz mandası. Neden? Çünkü Osmanlı e, çekildiğinde nüfus nispetleri şöyle yani e, 100 araba karşılık 7 tane Musevi var şeyde Filistin'de. Yüzde 10 değil yani. Ee, sonra bu hızlı nüfus artışına baktığımızda İngiliz bandası döneminde bu artışın olduğunu görüyoruz. Toprak el değiştirmeleri falan da büyük ölçüde bu dönemde oluyorlar. Hı hı. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem. Bu da çok önemli. Büyük bir mağduriyet e, algısı üretiyor e, Batı dünyasında. Ve o zamana kadar bu işte devlet meselesine e, çekingen bakanlar e, İkinci Dünya Savaşı sonrasının atmosferiyle bunu e, destekler hale geliyorlar. Ee, İsrail'in kuruluşu ve ilk savaşı görüyoruz. İlk savaş, ilk büyük sürgün anlamına geliyor. Nakbe dediğimiz. Evet. 750 bin insan, düşünün. Yani bundan ne kadar zaman önce Filistin nüfusun çok büyük bir çoğunluğu, çok büyük bir kısmı her şeylerini bırakarak yollara düşüyorlar. Birleşmiş Milletler, mülteciler yüksek komiserliğinin kurulma sebebi odur. Yani e, İsrail meselesi, iki Dünya Savaşı sonrası Uluslararası e, iklimin başat meselesidir. Hiç gündemden düşmemiştir. Bir sürü insani mesele önce burada test edilmiştir. Göçmenlik, mültecilik vesaire vesaire. Tüm kurumlarda. Ve kurulan uluslararası hukuk düzeninde başlıca ihlalcisidir. Yani kurulduğu günden itibaren. Hem kurulma sebebi bir taraftan bir taraftan Aynen öyle, da baş kesinlikle. ihlalcisi. O yüzden bu düzen şimdi hep konuşuluyor işte kural temelli liberal düzen bu çöküyor vesaire filan deniyor. Bu doğduğu andan itibaren taşıdığı bir e, günahın neticesinde yıkılıyor. Hı hı. Çünkü uluslararası hukuk kuralları vaz ediyorsunuz hep bir İsrail istisnası var. Evet. İşte diyorsunuz insanların yerlerine dönme hakkı var. Hani 75 sene geçti, 3 kuşak, 4 kuşak geçti falan nasıl olacak? Ya ama işte hani olması lazım falan diyorsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz. Evet. Ee, ve sonra savaşlar. O savaşlarla beraber sürekli değişen harita. Hani işte 1948'de Filistin, İsrail, 67'de, 73'te, günümüzde diye bir sürekli erişen bir değişen. Cumhurbaşkanımızdan Birleşmiş Milletler'de gösterdiği o harita. Gösterdiği o harita. O harita işte göz göre göre uluslararası hukuku tüm ilkelerin nasıl ihlal edildiğini gösteriyor. Neden? Birleşmiş Milletler Sistemi'nin birinci ilkesi. Saldırı savaşı yasak. Sonra savaşla toprak kazanmak yasak. Bunlar temel normlarınız. O harita size neyi söylüyor? Yani siz bu... iki bu, kuralın nasıl ihlal edileceğini gösteriyor. Sürekli ve yani sürekli bir teviye yani hiç bitmez evet. tükenmez bir biçimde efendim ihlal edildiğini görüyorsunuz. İsrail'in devlet olarak Birleşmiş Milletler'e kabulü bile şartlı bir kabuldür. Çünkü Birleşmiş Milletler üyesi olabilmeniz için barışsever bir millet olmanız gerekir. Birleşmiş Milletler misakı bunu öngörür ve o oylamada bir genel kurul oylaması var. Orada işte Nakbe ile gidenlerin geri dönüşü ve efendim Taksim planındaki sınırlara çekilme Bunlar zikredilerek şey, Birleşmiş Milletler üyeliği onaylanmıştır şeyin, hani İsrail'in. Halbuki o sınırlar çok aşılmıştır. Sonra 67 sınırları, 48'den 67 e, sınırlarına evet. efendim çekilmiştir mesele. E, işte 73 savaşı ve günümüze kadar devam eden, bitmek bilmeyen savaşlar. Burada e, işte 90'ların bir dönüm noktası olduğunu görüyoruz. Nedir o Hangi dönüm noktası? Hangi açıdan hocam? Oso süreci. Hı hı. Oso süreci şu. Şimdi önce Arap devletleriyle savaşlar yaşanıyor. Arap devletleri bu çatışmadan çekiliyorlar. Yom Kipur evet. Savaşı 1973'ten sonra işte Mısır'la anlaşma imzalıyorlar. Ürdün o meseleden çekiliyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü biz daha aktif bir biçimde görüyoruz. İntifadayı görüyoruz. Ondan sonra da Soğuk Savaş'ın bittiği bir iklimde bir barış masası kuruluyor. Osta süreci dediğimiz şey o iki devletli çözüm vesaire filan bu formüllerde tarafların üzerinde uzlaştığı formüller. İşte bir Filistin devleti olacak, Filistin otoritesi olacak, ona bir sınır çiziliyor. İsrail bu sınırları, bu şeyi tanıyacak belli bir sürecin ardından ve barış yapılacak. Fakat maalesef o sürecin de hızla dejenere edildiğini, ve günümüzde gazze meselesi dediğimiz meselenin bunun dejenerasyonunun bir sonucu olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani kağıt üzerinde iki devletli çözüme imza atıyor İsrail ama pratikte bunun pratiğe geçilmesine bakıldığında hı hı. E, tam tersine e, süreci işlemez hale getiriyor. Süreci işlemez hale gelmesinin mazeretlerini üretiyor. Gazze, Batı Şeria ayrılığı e, vesaire o işte o devasa duvarın yapılması, kontrol noktaları, işte kağıt üzerinde Filistin'e ayrılan yerlerin bu işgalci terörüne açılması, yani Filistin devletine olacak olan gelecekte tayin edilmiş altına izin imza atılmış topraklara insanlar getiriyorsunuz, yerleştiriyorsunuz, ellerine silah veriyorsunuz. Orada işte kendi evi barkı olan efendim Filistinlilerin üzerlerine gidiyorlar. Gündelik insanlar çocuklarını okula gönderemiyorlar. Anlaşmayla öyle bir şey yapmışsınız ki toprak Filistin'in güvenliği İsrail'in demişsiniz. Evet. İsrail ordusu ıslık çalıyor, görmüyor. Ve insanları sürekli terk etmeye, bırakmaya, gitmeye zorluyorsunuz. Doğru. Bunun içinde bir ayrı tabii Kudüs meselesi var. Orada yani vatandaşlık sorunu meselesi olan, e, yüz binlerce yine Filistinli var. Bunlar Kudüs'ten belli bir şey için çıkıp belli bir müddet gelmediklerinde dönemiyorlar. E, e, dolayısıyla metre metre e, adeta işgal için savaşılan, bunun türlü çeşit yöntemlerinin e, uygulandığı bir büyük trajedi var. E, ve bunun şu anda çok önemli infilak noktalarından birini görüyoruz. Gazete. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum Mehmet Akif Hocam. Ee, güzel bir e, özetle e, çünkü çok uzun bir tarihi evet. bize kısa bir sürede özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Hamza Hocam'a burada döneyim. Şimdi hocam geldiğimiz noktada e, şu an temel mesele e, hocamın anlattığı o bütün tarihi içerecek şekilde ama o bütün tarih şu an Gazze üzerinde yeniden bir dizayn ediliyor Dolayısıyla da şimdi Hamas'ın son aksa tufanı operasyonu böyle akşamdan sabaha gibi bazen algılanıyor. Yani akşam Hamaslılar oturdular, yeter artık dediler falan yani. Biraz bu Gazze'deki süreci bize anlatabilir misiniz? Çünkü 2005'te Gazze'den İsrail Aha. çekilmişti. O günden bu tarafa ama çekilmekle birlikte o çekilme sürecini de bize anlatmanızı istirham edeceğim çekilmekle birlikte yine de bölge üstündeki hakimiyetini korumak adına pek çok saldırıyı hatta böyle genelde Ramazan aylarında falan mesela bu saldırıları sıkça tekrarlıyordu adeta Müslümanların ile alay edercesine. Biraz bize biraz bu Gazze'deki ee, atmosferi, psikolojik sosyolojik atmosferi. O 2005'te İsrail'in oradan e, çekilmesini, 2005'ten sonra 2023'e gelinceye kadar İsrail'in Gazze ile ilgili meseleyi nasıl gördüğünü özetleyebilir misiniz? Tabii. E, öncelikle Akif hocam çok önemli noktalara değindi. Ben de bir iki e, noktaya temas ederek lütfen, başlamak lütfen buyurun, istiyorum. Buyurun. Yani gerçekten çok acıcı, çok acı, çok e, hüzünlü hadiseler yaşıyoruz. E, sanki karşımızdaki bir karşımızda öyle bir devlet var ki karar alıcıları insan değil. Hiçbir şekilde vicdanları yok. Sanki kurulmuş bir makine var karşımızda ve engellenemez bir şekilde dünyada hiçbir gücün engelleyemeyeceği şekilde makine işliyor, geri sayıyor ve bu şekilde de insanları katlediyor. Başta da bebekler, çocuklar. yani izlerken gerçekten mahvoluyoruz. Yani bu durumu bu tespiti yaparak başlamak isterim Tabii ki Akif Hocam biraz önce tarihsel sürecine değindi meselenin Evet ee, Gazze ilk başta Aslında 1948'de birinci Arap-İsrail Savaşı'nda Mısır'a geçiyor hmm. ee, Fakat 67'deki altı e, gün savaş olarak bildiğimiz savaşta e, İsrail e, Gazze Batı Şeria Doğu Kudüs buranın tamamını ele geçiriyor Aslında bizim tarihi Filistin toprakları olarak bildiğimiz yerin tamamını İsrail ele geçiriyor Sonrasında barış süreci gerçekleşiyor. 2000 yılında e, o meşhur bildiğimiz e, El Aksa Camii'ne Ariel Sharon'un gelip orada bir gövde gösterisi yapmasının ardından ikinci intifada baş gösteriyor. 2005 yılında ilginç bir şekilde biz e, o gövde gösterisi yapan Ariel Sharon'un 2005 yılında Gazze'den çekilme kararı aldığını. O 5 yılda görüyorum. ne olduysa evet. bir şey oluyor yani. O 5 yılda çok acı hadiseler yaşanıyor. Tabii iki taraftan da evet. hem Filistinler tarafında hem İsrailler tarafında iki taraftan da acı kayıplar yaşanıyor. Şu anda Netanyahu'nun bulunduğu pozisyonda bulunan yani Likud Partisi'nin lideri konumundaki Ariel Sharon muhtemelen biraz da ilgiyi Batı Şeria'ya yöneltmek açısından Gazze'den çekilmeyi uygun görüyor ve bu Türkiye açısından da o dönemde çok memnuniyetle karşılanıyor. O dönemde bizim başbakanımızın bölgeyi ziyaret edip e, Ariel Sharon'a hani bu konuda memnuniyetini belirttiğini biliyoruz. Sonrasında e, İsrail çekildikten sonra 2006 yılında biz Gazze'de yani Filistin e, topraklarının tamamı için geçerli olmak üzere bir e, seçimin Yapıldığını görüyor Arada hocam Gazze'de e, 2005'ten önce veya sonra hali hazırda yerleşimci istihdamı ya da dışişleri bakanımızın son açıklamasıyla hırsız var mı? Tabi. E, o dönemde de 10 bin civarında yerleşimci var. 10 bin civarında. 10 bin civarında. Ariel Sharon e, biraz Ariel Sharon'un baskısıyla oradaki yerleşimciler çok. Ee, yoğun mücadelelerle, İsrail'in yaptığı mücadelelerle o yerleşimciler Gazze'den çıkartılıyorlar. Yani, İsrail kendi vatandaşlarını evet. oradan söküp alıyor Gazze'nin. Evet. Içine. Aynen öyle. Hı hı. E, hatta şu an Batı Şeria'da yaklaşık 650 bin civarında yerleşimci var. Hı hı. Bu yüzden iki devletli çözümün gerçekleşmesi bakımından da oradaki yerleşimcilerin nasıl o topraklardan çıkartılacağı da yoğun e, tartışılan Tartışma konular olsun. arasında. Çünkü evet. Gazze'de e, 10 bin yerleşimci bile çok zor çıkartabildi, çıkartabildi. İsrail. Sonrasında biz seçimin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve ardından seçimlerde e, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas temelde bildiğimiz iki temel örgüt var. Bunların arasından Hamas'ın e, güçlü bir şekilde seçimden zaferle çıktığını görüyoruz. Filistin halkı o dönemde artık Filistin Kurtuluş Örgütü'nün biraz e, yetersiz kalmaya başladığından şikayetçi. Evet aynen öyle. E, arkasından 2006'da Hamas seçimleri kazanıyor. Fakat dünya maalesef bunu tanımakta isteksiz davranıyor. Başta İsrail, Amerika Birleşik Devletleri. Hamas'a belirli şartlar e, e, gösteriyorlar. Dayatılıyor Diyorlar ki, adeta. Evet aynen öyle bir dayatma söz konusu. Deniliyor ki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün daha önce yaptığı anlaşmaları tanı. Önce İsrail tanı, arkasından bu anlaşmalarda daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü'nün e, ne tür e, taahhütleri varsa bunların tamamını de hepsinin altına imza atar. Evet. Ha? Evet. Hamas bu şartları kabul etmiyor. Ee, orada Filistin Kurtuluş Örgütü'yle yani El Fetih ile gerçekleştirilen bir mücadele de söz konusu. Arkasından e, herhangi bir sonuç alınamayınca bu mücadelenin ardından El Fetih e, Batı Şeria tarafına çekiliyor. Hamas Gazze'de hakim duruma geliyor. Hamas'ı tabii Batılı devletler özellikle de İsrail e, bir terör örgütü olarak gördüğü için 2007 yılından itibaren burayı abluka altına alıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünlerde üstüne basa basa Hamas bir terör örgütü değildir demesinin tarihi arka planı da böyle. Evet. Yani... Ee, aslında Hamas'ın geçmişi Müslüman kardeşlerden Hı -hı. geliyor. Evet. Fakat 1988 yılında o dönemde e, silahlı mücadelenin gerekli olduğunu düşünerek Hamas'a dönüşüyor. O dönemde tabii aslında öncesinde de Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasında ciddi ayrılıklar var. Hı hı. Aslında eskiden Hamas daha dini bir örgüt olması dolayısıyla İsrail tarafından daha hoşgörüyle karşılanan bir örgüt. O yüzden Filistin Kurtuluş Örgütü'nün gerçekleştirdiği şiddet eylemlerine karşı genellikle Hamas destekleniyor. Tabii ki o andaki adı Hamas değil. Müslüman kardeşler olarak geçiyor. Fakat sonrasında 88 yılında bu sefer de ee, o dönemki Yasir Arafat yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri Yasir Arafat, İsrail yavaş yavaş ee, Normalleşme. normalleşmeye başlayınca e, İsrail bu sefer de Hamas'ı karşısına alıp el ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne daha yakın ilişkiler kurma yoluna gidiyor. 2007 yılından itibaren de biz artık Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail'in gözünde daha makul bir örgüt haline geldiğini fakat Hamas'ın iyice düşmanlaştığını görüyoruz. Sonrasında kara deniz ve hava ablukasını alıyor. Aslında günümüzde yaşadığımız olaylar da o yüzden oldukça ilginç. İsrail 2007 yılından itibaren Gazze'yi yoğun bir şekilde abluk altında tutuyor. Yani o duvarlar çevreleme bunlar 2007'den sonra da. Artık. Evet 2007'den itibaren yoğun bir şekilde Hamas'ı bölgeden çıkaramayacağını gördükten sonra Orayı yoğun bir şekilde abluka altına alıyor. Karadan, denizden, havadan hatta Mısır'ın da bu ablukaya çoğu zaman eşlik ettiğini görüyoruz. Sadece 2012 yılında Mursi'nin iktidara gelmesinin ardından Arap Baharı ile beraber yaklaşık bir yıl orada bir rahatlama söz konusu oluyor. Fakat sonrasında Sisi'nin tekrar iktidarı ele geçirmesinin ardından biz Gazze'lilerin İsrail tarafından ayrı sıkıştırıldığını, Mısır tarafından da ayrı sıkıştırıldıklarını görüyoruz. Hatta Mursi'yi iktidardan eden sürecin e, sebepleri arasında belki bu da var. Evet kesinlikle çünkü o bölgede Mursi döneminde özellikle or Sina Yarımadası kısmında Gazze'ye komşu olan Sina Yarımadası kısmında e, bazı radikal grupların ortaya çıktığı gözlemleniyor. Bu grupların Hamas'la yakın ilişkisi dikkat çekiyor. O yüzden Mursi'yi de bu konuda sıkıştırıyorlar. O zaman şöyle Hamas'ın bu son Aksa Tufanı operasyonunun en az, en kısa tarihi 2007'den bu tarafa. Evet 2007'den bu tarafa. Daha İyi öncesi biliriz. de belki var ama 2007'den sonra Hamas şeytanlaştırılıyor kesinlikle. İsrail tarafından. Kesinlikle. Ve bunun karşısında da doğal bir tepki olarak Hamas orada kendi varlığını ikame ediyor. Ve İsrail'e saldırılarla aslında onun da kendisini tanımasını sağlamaya mı çalışıyor? Tabii kesinlikle Hamas iktidarı aldıktan sonra, o bölgede hakimiyet kurduktan sonra Bölgede ciddi şekilde İsrail'in baskıları var. Yani bölgeye çok nasıl söyleyelim? Yani gıda, ilaç, yani en temel insani malzemelerin dahi girmekte sıkıntı çekildiğini görüyoruz. Yani bu malzemeler dahi bölgeye tam anlamıyla sokulamıyor. O yüzden bölgede zaten ciddi anlamda insani bir kriz zaten mevcuttu. Bizim bazı öğrencilerimiz var. Ben mesela bu olaylar ilk patlak verdiğinde sordum. Çünkü Hamas'ın saldırıları dolayısıyla aynı zamanda sonrasında İsrail'den yoğun bir tepki geleceğe de biliniyor. Evet. Bu yüzden e, hani siz acaba destekliyor musunuz Hamas'ın bu eylemlerini nasıl görüyorsunuz diye sorduğumda e, tam anlamıyla destek verdiklerini de kendisi sınıfta ifade etti. O bölgede arkadaşları da varmış. Bizi destekliyoruz diyor. Çünkü e, Gazze'de yaşayanlar gerçekten e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Pasif tutumundan oldukça rahatsız. İsrail'e karşı herhangi bir şey yapılmamasından rahatsız. Tabii bu demek değil ki Hamas'ın e, İsrail'li sivillere yönelik saldırılarını da destekliyoruz veya bunlara katılıyoruz. Ama Hamas'ın gerçekten bölgede ciddi bir direniş gerçekleştirmesi de oradaki insanlar açısından en azından kısmen de olsa olumlu görülüyor diyebiliriz. Peki hocam şöyle bir soru sorsak. E, Hamas bu operasyonla e, neyi hedeflemiştir ve gelinen nokta neresi desek mesela buna e, uluslararası... E, ilişkiler disiplini açısından nasıl bir yorum getirilebilir? Yani tam anlamıyla Hamas'ın e, amacını bilmiyoruz. Yani hı hı. görünen amaç Hamas'ın görünen yor görünen amaç Hamas'ın istediği İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması. Hı hı. Burada çok fazla siyasi tutuklu var. O yüzden bunların serbest bırakılmasını istiyor. Bunların yani, geneli de Hamaslı zaten. En yüzeysel evet. En yüzeysel e, Hamas'ın amacı bu şekilde Görmüş. görülüyor. Bunun dışında şunlardan bahsedebiliriz. E, bölgede yoğun şekilde işleyen bir e, müzakere trafiği vardı, özellikle Trump döneminden başlayan hı hı. E, İbrahim anlaşmaları dediğimiz bir süreçle beraber bölgedeki önemli devletlerin biz İsrail'le yakın ilişkiler kurmaya başladığını görmüştük. Hı. E, muhtemelen Hamas e, bu tür bir sürecin kendisi için olumsuz, en azından Filistinler için de yavaş yavaş e, dünyanın gözünün önündeki konumunu yitirmeye başladığını düşünmesine yol açmış olabilir. O yüzden Hamas e, bu tarz ya bu yakınlaşma ilişkilerini belki e, zarara uğratmak istemiş olabilir. E, bu şekilde bir denklemi düşünmüş olabilir. Evet. E, onun dışında Hamas eğer doğrudan kendisi karar verdiyse bu eyleme, çünkü Hamas'ın bir siyasi kanadı var biliyorsunuz. Bir de askeri kanadı var. Askeri kanadı Gazze'de etkin ama siyasi kanadı daha dışarıda. E, askeri kanadı e, bu kararı kendi başlarına almış gibi görünüyor. Evet. Çünkü ee, sonrasında e, Halit ile yapılan e, bir söyleşide, bir röportajda Halit Meşal'in de bu saldırıları televizyondan öğrendiğini, tam saldırılar gerçekleştikten sonra televizyondan öğrendiğini e, söyledi kendisi. Hı hı. Ee, o yüzden askeri kanadı kendi başına karar almış gibi gözüküyor. Ee, acaba askeri kanadı karar alırken sadece kendi Hamas'ın stratejileri doğrultusunda mı hareket geçti Yoksa Hamas'ın içerisinde acaba sızma faaliyeti de var mı? İsrail tarafından bu da önemli bir soru işareti gibi geliyor bana. Eyvallah. Hamza Hocam teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Hocam şimdi İsrail'in bu saldırgan ve insan onurunu ayaklar altına alan ve bahsettiğiniz gibi günümüz dünyasında gerçekten akıl almaz bir şekilde vahşice ortaya koyduğu bu tutumların ee, tarihi bir arka planı var Bir de dini arka planı var ki siz de az önce işaret ettiniz ee, bu saldırının e, başladığı andan itibaren sürekli olarak dini referanslar Hatta bugün gün içerisinde de bir e, video e, paylaşmıştınız benimle o videoda da yine aynı şekilde bu e, saldırganlık sürekli bir dini temele dayandırılıyor O dini temeli biraz e, açabilir miyiz ya yani İsrail'in bütün bu saldırganlığı bu vahşeti. Hristiyanların da biz Gazze'de yaşadığını biliyoruz. Hristiyanlar normal şartlarda kendi din müntesiplerine yardım etme hususunda heveslidirler diye düşünüyoruz ama burada sanki kendi din mensuplarını da gözden çıkarmış gibiler. bu kadar o Hristiyan Siyonistlerle Yahudi Siyonistleri bir araya getirebilen nasıl bir dini arka plan var? E, Tabii buna bir din yorumu diyelim. Din yorumu o hmm. kısım çünkü önemli. E, çünkü dindar Yahudilerin mühim bir kısmı e, dünya üzerinde. Onlar da protestolara katılıyorlar. Evet, bir de böyle bir tarafı tabi var. Tabi yani hani bizim okuduğumuz Tevrat'tan biz hiç öyle bir şey anlamıyoruz. Sizin orada yaptığınız bambaşka bir şeydi. Yani özünde bir <laughs> yani siyonizm dediğimiz şey bir proje ve bu projeyi sahiplenenler. Ee, bir ha, bir ham malzeme gibi görüyorlar Yahudi kimliğinin kendisini de inanç unsurları vesaireyi de onları o hedefe giden yolda yeniden yoğuruyorlar. İşte ayeti slogan haline getiriyorlar, savaşçılığı haline getiriyorlar. Orada tarihsel metin olarak binlerce yıl boyunca okunan metinleri günlük çatışmada programı, hedefi ve meşrulaştırıcısı gibi e, kullanıyorlar. Bunu da en üst kademede açıkça Cumhurbaşkanı işte Başbakan, Savunma Bakanı vesaire falan düzeyinde yapıyorlar. O yüzden bunu ciddi almak gerekiyor. Şimdi ne yapıyor? İşte Netanyahu'nun şeyleri var. Yahya kehanetlerinden bahsettiği, evet. ondan sonra bu ameleklerle ilgili bir şey okudu Tevrat'tan, es Eski Ahit'ten. Evet. İşte orada diyor ki gidin onları öldürün, kadın, çoluk çocuk demeden. Develerine, koyunlarına, evet. şeylerine kadar hepsini katledin. İşte biz bu ameleklerle savaşıyoruz diyor. Amelekler dedikleri dedikleri Mısır'dan çıkarılırken e, Museviler onların işte bugünkü Filistin topraklarında karşılaştıkları bir halk. Onlarla savaşmışlar, çatışmışlar. Operasyonun adı da oradan geliyor. Demir Kılıçlar operasyonu. Eski ahinin e, bu Samuel kitabında anlatıyor. O zaman Yahudilerin demir silahları yok. Amelekliler de var. O yüzden Yahudiler e, kovuklara, mağaralara ve yerin altına e, kazarak çekiliyorlar. Hmm. Şimdi operasyona demir kılıçlar adı vererek diyor ki üstün silahlar benle ve sen e, tünellerdesin işte hani yerin altındasın. Hmm. Tarih tersine döndü. Tabii tarih tersine dönüyor ve e, işte olacakları yine Tevrata referansla <laughs> e, geçmişte olanları bir gelecek vizyonu olarak e, anlatıyor ve kıyımı makulleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi buna imza veren din adamları var. İşte şu kadar haham diyorlar, imza attı, işte çoluk çocuk demeden efendim şey yapın, şu kadar doktor imza attı, o şeyleri hastaneleri vurabilirsiniz diyorlar. Bir taraftan da şunu söylüyorlar, açıkça bu bir caydırıcılıktır bizim için diyorlar. Mesela diyor ki işte bakan, Lübnan'da da aynısını yaparız, işte hani Beyrut'a da aynısını yaparız. Yani ne demek? Biz öyle bir savaş tarzı izliyoruz ki e, burada siz bu çatışmaya dahil olursanız sadece muhariplerle sınırlı bir savaş olmayacak. Biz sizi sivillerinizde hedef alacağız. Yani bütün bölgeye ateşe atarız ve asker sivil ayrımı gözetmeyiz. Hayır, gözetmeyiz ve bize de bir şey olmaz. Bunu yapabilir vaziyetteyiz. Bakın Gazze'de nasıl yaptığımızı görüyorsunuz. Hani dünya kamuoyu şu bu filan bizi durdurur öyle bir şey düşünmeyin. Çünkü caydırıcılık dediğiniz şey bir stratejik mantığa dayanır. Maalesef bu tüm savaş hukukunu çiğneyen, insancıl hukuku çiğneyen bu savaş pratiklerini bir caydırıcılık unsuru gibi anlatıyorlar. Yani işte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir statüsü var. Orada 6, 7, 8. maddeler işte soykırım suçu, insanlığa karşı suç, savaş suçları bunları düzenler. Şu bir ayda yapılanları, Söylemler ve eylemler dahil olmak üzere alt alta koyun. Bunların tamamının ihlal edildiğini e, görüyorsunuz. Bizim 90'lar boyunca uluslararası hukuk alanında çok kullanılan kavramlar vardı. Mesela bir tanesi koruma sorumluluğuydu. Hı hı. Bir tanesi insani müdahaleydi. Mesela Libya'ya böyle müdahale edildi. Dedi ki işte Libya'nın devlet başkanı orada sivil nüfusa şunu bunu yapacak. Tüm dünya devletlerini düşen sorumluluk, gerekirse askeri müdahaleyle oradaki sivil insanları korumaktır denildi. Suriye'ye yapılan bir kısım operasyonlar vesaire filan hep bunlarla evet. gerekçelendirildi. Evet. Şimdi bırakın askeri operasyonu dur bile demiyorlar. Bakın yani bu çok vahim bir şeydir. Yani e, devletlerin iki yüzlü davrandıkları görülür. Perdenin önünde bir şey söyler, arkadan devam et derler. Yani perdenin önünde usulen bile hani ateşkes yap demiyorlar. Evet. Şimdi vahim olan bu çok vahim. Yani orada o hukuk kuralları duruyor. İnsanlığın tecrübesi. Bu hukuk kuralları nereden doğmuş? İnsanlık binlerce yıldır savaşıyor. Dolayısıyla o acı tecrübelerden çatışmaları büyütmemek, kin nefret tohumlarını ekmemek. Niçin? Böyle bir savaş yaptığınızda kuşaklar boyu bitmeyecek bir ateşi harlıyorsunuz. Evet. Ve nefreti biriktiriyorsunuz. O işi gören herkesin kalbinde biriktiriyorsunuz. Bir çatışma sarmalı üretiyorsunuz. Şimdi modern dünyanın beklentisi e, savaşı rasyonelleştirmektir. Yani ne demek? E, bir menfaat için kapışırsınız, savaş onun bir aracıdır. O yüzden onu makul bir yerde kesersiniz. Hı hı. Ama böyle bir tarihsel kinle, yok etme sahikiyle, nefret motivasyonuyla. Şimdi devlet adamları insan hayvan diyor. Yani evet. karşındakini e, insan olarak görmemek, gayri insan ee, o yüzden de onun acısına yüreğini bütünüyle kapatmak ve işte tam tersi de bunu şey görmek, makul görmek, meşru görmek, e, bunu yaymak, e, işte açlıkla ne bileyim e, diğer bir kısım ablukayla vesaire ile ölümü makul ve mazur görmek, bunu yaymak, bunlar medeniyeti dejenere eden e, unsurlar ve yöntemler. Şimdi tamam. Amerika'da Hristiyan Siyonistler yani Evanjelikler bir e, ciddi bir altyapıları var, bir lobileri var. Amerika'yı e, bir şekilde onlar yönlendiriyorlar. Batı'daki İsrail'e şu an e, destek veren hatta işte devlet başkanları kalkıp gidip İsrail'i ziyaret ediyorlar. Orada desteklerini açıklıyorlar. Yani Hristiyan siyonistler bu kadar güçlü bir yapımı, Bütün batılı ülkeleri e, bu kadar yönlendirebilecek kadar güçlü bir yapılar mı? Değil tabii ki bu, bu da hani indirgenemez. Evet. Bu son dönemde ön plana çıktığı için onu vurguluyorum Hı -hı. ama onun dışında bir muazzam finans yapısı var. Bir muazzam lobi örgütlenmesi var. Bu lobi örgütlenmesi partilerin içinde aday tespitlerine vesaireye varıncaya kadar işte e, önemli e, kültür endüstrilerine varıncaya kadar etkili. Yani e, Bu batı, bütün Batı bunu, ülkelerinde. Bütün Batı ülkelerinde ve bunun yani çok güçlü bir esas seküler ayağı var. Yani biz bugün bu mesela Tevrat'ı da aslında seküler liderlerin e, bu savaşı motive etmek için kullanmaları dolayısıyla şey yapıyoruz. E, hı hı. Yani gündemimize e, alıyoruz. Yoksa e, e, burada Hristiyan Siyonistler vesaire onların da dışında çok etkili bir e, şey var, e, bir lobi organizasyonu var. Onlar e, işte e, Avrupa'dakiler İkinci Dünya Savaşı mirasını e, kullanıyorlar. Onun üzerinden üretilen bir kısım efendim mekanizmalar var. Onun dışında da kuvvetli bir örgütlülük var. Mesela haberler böyle akmıyor oraya. Yani sosyal medya olmasaydı, Bugün işte hakların vicdanı diye sokakta gördüklerimizi de göremezdik. Yani sosyal medya birebir iletişim imkanı şeyi açtı. Yani açtı, baktı oradaki videoyu gördü, ee, orada televizyonda işitmediği sesi duydu. İşte feryadı duydu. İnsanlar vasıtasız bir biçimde görme imkanlarına sahip oldu. Evet yani ana akım medyanın elinde olmuş olsaydı, mes medyada olsaydı her şey, bu olsaydı, şey Avrupa'da olsaydı, bu gösterileri böyle bir de, de görmezdi. zor görürdük. Devletlerin ve medyanın oraya sunduklarıyla herkes İsrail'in yanında yer alabilirdi böyle bir potansiyel. Muazzam bir propaganda gücü olurdu. Şimdi hocam Netanyahu az önce e, Mehmet Akif hocamla da konuştuk. E, Netanyahu başta olmak üzere ülkenin bütün yöneticileri, yani ülke derken de hep böyle bir içim gidiyor, Yani ülke demeye de dilim varmıyor ama evet. İsrail'in bütün yöneticileri e, bir takım dini metinlere atıfla e, siyaset evet. yaptılar, yapıyorlar. Netanyahu normalde dindar bir Yahudi mi? Yok yani dindar diyemeyiz. Seküler bir evet, adam. Seküler yani aslında ama. Bu evet. biraz İsrail siyasetiyle de ilgili bir durum. Hı hı. Aslında İsrail siyaseti 1970'lerin sonlarından itibaren. İsrail'i kuranlar biraz önce Akif Hocam ilk açılışı yaparken evet. e, İsrail'i kuranların daha Doğu Avrupa'dan geldiklerinden bahsetti. Hı hı. Aşkenaziler dediğimiz bir ekip. Bunlar daha seküler hı. E, bir ekip. Zaten devletin kuruluşunda da sosyalizmin e, esintilerini biz görüyoruz. E, fakat sonrasında ilk kez 1977 yılında Şimdi Netanyahu'nun partisi olan Likud Partisi Likud. ilk kez iktidar o zaman geliyor. Başında Menahem Begin hı hı. isimli birisi var. O dönemden itibaren aslında sağ meyilli politikalar İsrail'de yoğun bir şekilde baş gösteriyor. Ee, o dönem Biz o dönemin yansımalarını görüyoruz. Tabii bu aynı zamanda İsrail siyasetinin matematiğiyle de ilgili bir durum. Hı hı. 120 sandalyeli bir meclis var ee, ve hükümeti kurabilmeniz için 60 bunun en az 60 sandalyesine hakim olmanız lazım. O yüzden Netanyahu bunun yaklaşık 30 küsürünü elde edebiliyor ama bunun dışında geri kalan kısmını tamamlayabilmek için yaslanabileceği tek kesimde İsrail siyasetindeki aşırı sağcılar. aşırı sağcılar, dindar kesim, aşırı ortodoks kesimler. O yüzden bunlarla ittifak yapınca da onların gönüllerini de yapması gerekiyor. Onların yani çok az sandalyeye bile sahip olsa aşırı sağ bir parti Netanyahu'nun koalisyonunda yer aldığı müddetçe çok ciddi tavizler koparıp siyaseti kendi zihniyetine göre şekillendirebiliyor. Mescid-i Aksa'ya sürekli baskın yapan bir İçişleri Bakanı var mesela. Evet. O Netanyahu'nun Likud Partisinden değil, Değil. yanılmıyorsam. Değil. Evet. O koalisyon ortaklarından evet. birinin üyesi ama adam bayağı ortodoks ve çok da şey, şahin bir evet. tavrı var. Sürekli Mescid-i Aksa'ya yerleşimcilerle baskın yapıyor. Hocam şuraya geleyim buradan. Netanyahu dindar bir adam değil ve dünyanın pek çok bölgesinde de Yahudiler aslında her ne kadar bugün İsrail özelinde konuşuyor olsak da Yahudiler dünyanın dört bir tarafına dağılmış bir topluluk. Amerika'da da çok ciddi bir lobileri var. Yine bu savaş sürecinde biz bunu görüyoruz. Ee, ama biz e, işte batılı bazı ülkelerde Amerika'da bazı Yahudi grupların Netanyahu'ya e, meydan okuduğunu, yaptığının yanlış olduğunu, e, bu savaşın e, mantığının da e, İsrail'in bu yaptıklarında hiçbir meşruiyeti olmadığını meydanlardan haykırdıklarını görüyoruz ve bu süreçte hocamın az önce vurguladığı gibi sosyal medya dolayısıyla da biz bunları daha çok görür hale geldik. Evet. E, bu kesim nasıl bir kesimdir bu Yahudi kitlesi? Netanyahu'ya e, meydan okumaları, kafa tutmaları ya da karşı durmaları hangi sahiplerle ve nasıl bir zeminde gerçekleşiyor? Aslında biz e, Amerika'daki Yahudiler denildiğinde genellikle Amerikan Yahudileri üzerine yazılan yani yapılan çalışmalar, yazılan kitapların da çok büyük etkisi var. Genellikle böyle yekpare bir grup var ve bunlar Amerikan siyasetinde her ne olursa olsun İsrail'in çıkarları doğrultusunda evet. yönlendirme kabiliyetine sahip gruplardan oluşuyormuş gibi görüyoruz. Evet, bu, bu şekilde. Son savaş süreci biraz bunu da bir miktar kırdı. Evet, e, aslında e, resmin tam anlamıyla bu şekilde olmadığını gördük. E, özellikle biz bunu Amerikan Kongresi'nde oturma eylemi yapan ee, ve hemen e, ateşkes sloganlarıyla orayı bir nevi işgal eden Yahudiler vasıtasıyla da e, gündemimize geldi. Aslında bu sadece yeni resmi, sadece küçük bir kısmı. Amerikan Yahudiler içerisinde gerçekten de siyaseti yönlendirme kabiliyetine sahip temel örgütler var. E, bunlar 1950'lerden 60'lardan itibaren var. Ee, başta AIPAC isimli bir örgüt var. Bunun yanında Başkanlar Konferansı var. Bunlar ciddi şekilde güce sahipler ama Amerikan Yahudi toplumunun çok küçük bir kısmını temsil ediyorlar. E, sahip oldukları güç daha çok siyasi ve ekonomik güç var. Evet siyasi ve ekonomik güç. Ee, zaten Amerikan siyaseti de ciddi şekilde parayla döndüğü için sahip oldukları ekonomik güçle beraber e, siyasi bağlantılarıyla da Amerikan siyasetini yönlendirme kabiliyetine sahipler. E, bu, ama bunun bir kısmı e, aşıldı kim tarafından aşıldı? Amerikan Yahudi toplumunun temsili kabiliyeti yüksek ama siyasi yelpazenin sol tarafında konumlanan e, gruplar tarafından bu aşılmaya başladı. Bu grupların ortaya çıkışı 1980'lerin başlarından itibaren gerçekleşiyor. Biraz önce bahsettiğim Amerikan e, pardon İsrail siyasetinin sağ kaymasıyla ilgili bir durum. 1970'lerin sonlarından itibaren İsrail siyaseti sağ kaymaya başlayınca Filistinler yönelik eylemler de sertleşiyor. Bunu biz 1980'lerin başlarında e, İsrail'in Lübnan'daki İsrail gözetiminde gerçekleşen Sabra Şatilla kamplarındaki Filistinlerin katliamında görüyoruz. Tamam İsrail kendisi gerçekleştirmedi ama onun gözetimindeki Hristiyan falancist gruplar bu saldırıyı gerçekleştirdiler ve dünya tarafından yoğun tepki, geçti. yoğun tepki gördü. En çok tepkiyi de Amerika'daki Yahudilerden aldılar. Bunun ardından birinci intifada ile beraber yavaş yavaş sempati Filistinlere doğru kaymaya başladı ve İsrail hedef tahtasına oturtulmaya başlandı. Bu Amerika'daki sol gruplar tarafından. tarafından. Biz aslında bunların Obama döneminde daha da güçlendiklerini, Obama'nın bu gruplara ciddi destek verdiğini Hı -hı. biliyoruz. Merkezin solunda iki gruptan bahsedebiliriz. Bizim e, o kongredeki oturma eylemini yapan gruplar merkezin aşırı uç kısmında Yer alan aşırı sol kesimler. Aslında bunlar Amerikan Yahudi toplumunun hemen hemen %5 ile %10 arasında bir kesimi temsil ediyorlar. Ama ciddi şekilde seslerini de duyurabiliyorlar. Hatta bunların arasından e, Barış için Yahudilerin Sesi isimli bir örgüt var. E, o İsrail'e karşı e, BDS hareketi var. İsrail'e boykot hareketi, özellikle mesela Batı Şeria'da üretilen ürünlere yönelik e, bunlara boykot etme hareketini dahi destekliyor. O yüzden bu örgütün üyelerine destekliyoruz. Aslında örgüt demek çok doğru olmayabilir ama bu grubun üyelerine İsrail e, hükümeti İsrail'e sokmama konusunda da ciddi kararlılık gösteriyor. Yani İsrail'de bu örgütler arasında da ciddi şekilde düşmanlık var. Ama bu yine Amerikan Yahudi toplumunun küçük bir kesimi dediğim gibi %5 ile %10 arasında oluşturuyor. Bu grup üyelerinin e, İsrail'de o zaman çok fazla bu grup üyeleri yok. Ee, e bu da temelde yani. iki grup var. Hı hı. Ee, bir If Not Now isimli yani şimdi değilse ne zaman bu barış şeklinde bir o şekilde örgüt var. Bir de barış için Yahudilerin sesi örgütü var. Barış için Yahudilerin sesi örgütü daha sert tepi görüyor İsrail tarafından ama If Not Now grubu üyeleri yine çok hoş karşılanma karşılanmamakla birlikte İsrail'e yine giriş yapabiliyorlar şu anda. Ama bir, merkez, buyur buyur, efendim, lütfen, lütfen buyurun. merkezin solunda toplumun daha geniş kesimini temsil eden Örgütler var. Obama'nın desteklediği gruplar bunlar. Ee, bunlar aslında İsrail karşıtı değiller. Ee, İsrail'e hatta İsrail'deki sağ hükümetlerden İsrail'i korumayı amaçladıklarını da söylüyorlar. Hmm. Şu düşünceyi savunuyorlar. İki devletli çözüm kesinlikle gerçekleşmeli. Eğer iki devletli çözüm gerçekleşmezse, İsrail o toprakları aldığında orada yoğun miktarda Filistinli nüfusu var ve bu nüfus İsrail'in içerisine dahil olduğunda Yahudilerin bir, yani bir süre sonra Yahudilerin nüfusunu geçecek. Bu yüzden diyorlar ki İsrail bu nüfusu kendisine dahil ettikten sonra eğer bunlara demokratik haklar verirse İsrail bir Yahudi devleti olmaktan çıkacak. Bu gruplar onu istemiyorlar. Ee, bunun yanında diyorlar ki eğer bu, bu, insanlara Filistinlere belirli vatandaşlık hakları vermezlerse bu sefer de İsrail ee, şu anda da zaten gidişat o yönde ama bir apartheid devleti olacak tam anlamıyla. Yani İsrail'in karşısında iki seçenek olacak. İsrail ya Yahudi devleti olmayacak. Evet. ya da apartheid bir devlet olacak. Ee, bu yüzden bu iki seçeneği de İsrail açısından uygun görmüyorlar. Bunun için tek yolun iki Önerim. devlete çözüm i̇ki devlet. olduğunu savunuyorlar. Hatta bunun için de Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin gerekirse İsrail'e baskı yapması gerektiğini dahi savunuyorlar. Hmm. E, bu grupların böyle düşünceler olduğunu söyleyebiliriz. Eyvallah. Ben burada hocam bir e, ilahiyatçı olarak dini bir referansla devreye girmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki tahsebühüm cemiyen ve kulübühüm şettâ. Sen onları bir bütün zannedersin ama onların kalpleri paramparçadır diye bir ayet-i kerime var gayrimüslimleri tarif eden. E, aslında burada o görünüyor. Yani biz Yahudi topluluğu böyle bir bütünmüş gibi. Sizin az önce vurguladığınız üzere yani herkes işte bütün Yahudiler İsrail devlet kuralım yıkalım e, falan öyle değil. Onlar da kendi işlerinde paramparça evet. Öyle görünüyor. Peki bu Netanyahu'nun evini basan bir grup vardı hocam. Geçtiğimiz hafta içerisinde Netanyahu'nun konutunu... E, çevresini sardılar falan. Netanyahu'ya istifa e, sloganları falan attılar. Bu İsrail'de hangi gruplara tekabül ediyor bu? Şu anki bu savaşı onaylamayan İsrail'in evet. kendi içinde de Yahudi toplulukları evet, var değil mi? Tabii. Bunlar kimler hocam? İsrail yani... içerisinde de ciddi hı hı. bir kesim var. E, seküler bir kesim, liberal bir kesim. Hı hı. E, Amerika'daki Yahudiler kadar yoğunlukta değil bunlar. Hı hı. Ama İsrail içerisinde de ciddi sesini yükselten hatta bu e, yargı reformu Dolayısıyla da uzun zamandır gösteri yapan kesim de yine bu kesim. İsrail içerisinde de önemli bir kesim var. Ama bununla beraber e, Amerikan Yahudi toplumuyla kıyaslamak çok mümkün değil. Hı hı. Çünkü mesela Amerikan Yahudiler arasında yapılan araştırmalar e, yaklaşık %60'ından fazlasının e, iki devlet çözümü ciddi şekilde desteklediğini. Amerika'daki Yahudi. Tabii. %60'ın üzerinde bu oran. İki devlet çözümü destekliyorlar. Ayrıca İsrail'in samimi olmadığını düşünenlerin, yani Filistinlerle barış yapma konusunda İsrail hükümetlerinin samimi olmadığını düşünenlerin ciddi bir kesim var. Hı hı. İsrail'de ise e, yani bu İsrail siyasetinin sağ kayışıyla da ilgili bir durum. Çünkü e, şöyle düşünürsek, İsrail sonuçta tam anlamıyla demokratik bir devlet diyemesek de bir etnokrasi yani belli bir etnik grup içerisinde en azından belli demokratik e, faaliyetlerin yürütüldüğü bir kendi sisteme iç, sahip. Evet. Kendi içerisinde yani Arapları dışlayıp Filistinleri dışlayıp kendi içerisinde etnokrasi deniyor buna genellikle. Yani belli bir etnik grup içerisinde bir demokrasi söz konusu ki sağ grupları da bu şekilde hükümeti yani en azından iktidara taşıyabildiklerine göre İsrail içerisinde sağ kesimlerin ağırlığı daha fazla. O yüzden Amerikan Yahudileri biraz daha sola eğimler, daha liberal kesim yoğunluktayken İsrail içerisinde karşı çıkan kesimler olmakla birlikte Netanyahu'nun eylemlerine, sağ hükümetlerin eylemlerine yine de Amerika'daki Yahudiler kadar çok olmadıklarını söyleyebiliriz. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Şimdi Mehmet Akif hocam şöyle bir soruyla konuyu açmak istiyorum. Bu son yaşanan savaşta Hamas'ın nasıl bir beklentiye sahip olduğu, neyi hedeflediği hususundaki bilgilerimiz net değil. Fakat ortaya çıkan bir buçuk aylık süreçteki tabloda bize şöyle bir şey var, şöyle bir fotoğraf sunuyor. İsrail'in istihbaratının ya da askeri gücünün ya da kendi içerisindeki halk bütünlüğünün adeta kadir mutlak olduğu inancı yani İsrail'in her şeye hükmedebilecek bir gücünün olduğu inancı bu bir, bir buçuk aylık süre içerisinde ciddi manada kırıldı. Buna dair de pek çok analizler yapılıyor zaten. Bu analizlere siz katılır mısınız? Hamas'ın hangi sahiplerle bu saldırıyı başlattığından bağımsız olarak gelinen noktada elde edilen bu bahsettiğim fotoğraf Filistinli Müslümanlar açısından ve İsrail'in bölgedeki varlığının sorgulanması açısından bir kazanç sayılabilir mi? Tabi e, tabii kesinlikle o güvenlik algısını yıktı. Evet. E, bu Aksa tufanı. E, fakat tabii şöyle bir şey doğurdu. O güvenlik algısını yeniden tesis etmek için e, azami şiddet kullanan bir e, savaş makinasını harekete geçirdi. Hı -hı. Ee, ve e, bu da tabii muazzam bir tahribat üretiyor. Şimdi bu savaş makinasını eğer e, dünya bir yerde durdurmazsa o zaman o e, kendi zihninde tasarladığı en radikal planı uygulamaya gayret ediyor. Nedir o? İşte Gazze'yi topyekün sürmek. Hı hı. Bu işte telaffuz edildi. İşte Mısır'a gitsinler, işte dünyaya dağıtılsınlar ve yani başka bir şey yapılsın. Bu büyük yıkımın bir sebebi de belki bu. Yani çatışma uzatılıyor, çatışma uzatıldıkça Gazze şehri yıkılıyor Efendim ve insanlar önce Gazze'nin güney bölümüne toplanıyorlar. Biz şimdi bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Sürekli söylem değiştiriyorlar. İşte bir iki gün evvel Filistin otoritesinin buraya bakması. Onaylarız diyorlardı. Bugün diyor ki bu Filistin otoritesi olmaz, bunun da değişmesi lazım vesaire. Yani e, o makina tahrip makinası işlemeye devam ediyor. Dolayısıyla burada bu şey nerede duracak? Hani o o, o çok önemli. Eğer e, istediği gibi öğütebilirse, yani burada bir yeni nakbe bir büyük sürgün e, oluşturabilirse, e, o zaman daha büyük bir şiddetle ve bölge ölçeğinde bir dehşet yaymış olacaklar. Bugün Arap ülkelerinin liderleri de kameraların önünde tehdit etti Netanyahu. Evet. Yani dedi sessiz olun. Çıkarlarınızı ve hani şeylerinizi düşünüyorsanız bu şimdi büyük bir tehdit. Yani bir işte İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği müşterek toplantısın evet, evet. hemen ardından gelen yani bir ülke düşünün. O ülke işte bahsettiğimiz gibi insancıl hukuka hiçbir tarafına sığmayan bir işler yapıyor ve etrafındaki ülkelerin de tamamına benim şey yapıyor. Dolayısıyla bu böyle devam eder. Yani biz aylar boyu böyle bir atmosferi yaşadığımızı Allah düşünün. Bu tabi buradaki sistemi de infilak ettirici bir şey. Yani insanlar doluyorlar bunları işitiyorlar, görüyorlar talepleri var. Uluslararası örgütler toplanıyor. Bu örgütler niye kuruldu? Tek tek zayıf kaldıkları için kuruldu devletler. Yani böyle bir tehdit ve çatışma karşısında tek tek zayıf kaldıkları için bir araya gelerek bir diplomatik ağırlık oluşturmak ve işte barışı korumak, barışa zorlamak, batılı ülkeleri en azından İsrail üzerindeki nüfuzlarını kullanmaları için sevk etmek plan bir sürü mekanizmayı çalıştırmak için. Bunlar olmuyor, tehdit devam ediyor, yıkım devam ediyor. O yüzden bu tabi o hani Hamas'ın e, şey hedefini bilmiyoruz ama büyük bir yıkımla da sonuçlanabilir. Şimdi tabi bölgede bir sürü jeopolitik tasarım da var onu da görmemiz lazım. Yani mesela tarihte ilk defa Hindistan'ı efendim işte Karadeniz üzerinden Akdeniz'e çıkarma planı diye bir şey ilan edildi. Hı, hı. E, i̇şte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden bir rota kuruldu. Şimdi Gazze'deki bu büyük yıkama rağmen bu, bu şey dağılmış değil. Bakın buna da dikkat etmemiz lazım. Mesela e, İsrail basınında bugün Jerusalem Post'ta işte diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'un hastane gemileri işte e, Güney Gazze'ye yardım edecekler filan. Yani e, o İbrahim anlaşmalarıyla kurduğu sistemi İsrail bir taraftan da götürmeye de hani devam ediyor. Yani o kıyıma rağmen bu ilişkilerden de vazgeçmiş değiller. İşte o yollar Gazze'nin önünden vesaire filan geçecek olan şeylerdi. Yani acaba işte bir bu büyük jeopolitik başka bir şey mi yapıyorlar? Çin'in işte o kuşak yol ve Orta Doğu'yla alaka kuruşunu hatırlayalım. İran'la kurduğu yakın ilişkileri hatırlayalım. Orta Doğu denklemini hatırlayalım. Dolayısıyla burada o, o dünya siyasetinde Ukrayna Savaşı ile hızlanan resmin içerisinde bir yeni ayrışma var. Küresizleşme dediğimiz evet. Hamza da çok aşina ona bir sürecin içindeyiz. Yani küreselleşmenin dinamikleri parçalandı, yeni bir dünyaya geçiyoruz ve bu çatışmada oraya bir yeni kare ekledi. Ukrayna Savaşı önemli savaş alanlarından bir tanesiydi. Şimdi burada bir yeni yangın başladı. Bu yangın Gazze ile e, sınırlı kalmazsa, uzun süre yanarsa, biz bunun söndüğünü zannederiz ama bu yeni örgütler, yeni çatışmalar, biz işte belki e, e, siyasi suikastler görebiliriz. Yani Orta Doğu bir sürü şey gördü. E, yani legal, resmi yapılar e, barışı sağlayamaz ve büyük bir aziyet içinde gözükürlerse, e, o zaman e, bu başka şeyleri tetikliyor. Başka yapıları tetikliyor ve siz daha değişik bir e, çatışma sarmalıyla bir şiddet sarmalıyla yüz yüze geliyorsunuz. E, o zaman bunun bölgesel ve küresel etkileri Tabii, çok daha büyük olabilir. E, kesinlikle olabilir, olabilir. ve e, devam ettikçe bu bu e, ihtimaller daha da kuvvetleniyor. Mesela Rusya'dan çağrıları görüyorsunuz. Diyorlar ki işte e, bu bir e, yani yeni dünya savaşının ikinci karesidir oradan bakıyorsunuz Amerika'daki evangelik adam Gok Mogok savaşını yeni bir senaryoyla güncellemiş. Bu işte Armageddon senaryoları var ya o iki savaştır. Bir tanesi Armageddon bu Vahiyler kitabında yer alır. Bir de Gok Magok savaşları. Bazıları bunu tek savaş sayıyorlar bazıları çift. Her çatışma döneminde Amerika'da bir çevre buna ülkeler yazar yukarıdan aşağıya. Güncellerler. Güncellerler. Yani. Çünkü orada işte 9 tane e, ülke ismi geçiyor. Bunlar antik isimler. Bugün hı hı. E, kullanmadığımız isimler. Şimdi güncellemişler. Ben son versiyonuna baktım. E, i̇smi geçen 9 tane ülke var İsrail'e karşı savaşacak. Hı hı. Bir de bunların adı verilmeyen müttefikleri. Şimdi adı verilenlerin dört tanesi Anadolu'ya işaret ediyor. Hı. Biri Türkistan'a işaret ediyor. Efendim Gok Putin diyorlar. Roj geçiyor orada, o da Rusya. Bir Rusya-İslam ittifakı şeyle savaşacak. Ee, İsrail'le. İşte bir tanesi Libya'ya işaret ediyor, biri Suuda'da işaret ediyor. İşte orada üsler kurallar var, bilmem var. Bir baktığınızda son beş senedeki jeopolitik resmi, işte <laughs> Tevrat'taki bir ayetin bir şeyin üzerine <laughs> giydirip, oradakilerin karşısına bakın böyle bir ittifak var. Bunlar düşmanımız, İşte. Bunlarla şu örgütlerde yan yana olsanız da öyle bakmayın, Tanrı'nın planında siz bunlarla kapışmak zorundasınız diyor yani bir evet. propaganda'yı yayıyor. O yüzden de buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunu bir simetriği de İran. Onu da ha, Lütfen hocam, burayı da biraz açalım. Şimdi ee, çünkü İran ve Hizbullah, e, Hamas'la da bu manada yine yakın bir şekilde cümle içerisinde hep aynı yerde geçiyor. Çünkü e, Hamas'ın e, özellikle askeri kanadında bir Şi'i e, şeyde var, var. E, parçada var. Doğru. Şimdi biz çok enteresan bir biçimde, <laughs> özellikle 2000'den sonra, yani Irak'ın işgalinden sonra hızlanan bir biçimde, e, Hristiyan Siyonizminin, eskatolojisiyle yani e, kıyamet e, alametlerini yorumlama biçimiyle e, bir e, yeni Mehdi'cilik diyebileceğimiz bir şeyin benzeşmeye başladığını görüyoruz. Yani Mesih'i çağıran o anlayışla Mehdi'yi çağıran, çağıran anlayış e, sanki bir ortak takvime doğru odaklanıyor enteresan bir biçimde. Şimdi Şiilikteki Mehdi inancını biliyoruz, 12 imamın gaybubetini biliyoruz. Burada modern yorumu hani dedik ya işte Tevrat filan modern zamanlarda yeniden yorumlandı. İlk modern yorumu Hümeyni yaptı. Evet. Yani Mehdi'yi beklemeyeceğiz, Devleti olan tavrını şiilik, devletten uzak dururdu, devleti bir zulüm aygıtı olarak görürdü. Hayır işte biz devleti yöneteceğiz ve Mehdi'nin gelişini hazırlayacağız. Şimdi Hamaney bunu bir ileri formata doğru yorumladı. Beş kademeli bir yorum yaptı. İşte ne zaman gelecek Mehdi, ee, İslam devrimi, İslam rejimi, İslam hükümeti, İslam toplumu, önce İslam dünyası edilen sonra İslam bedeniyeti. Bu silsile Müslüman dünyanın şiileştirilmesini aslında anlatıyor. Evet. Bunun içerisine onlar da Kur'an'dan ayetleri, ve bir kısım hadisleri, bunların bir kısmı Şii literatüründeki hadisler yeniden yorumlayarak ıı, şey yapmaya başladı. İsa'nın Tevrat için yaptığının bir yaptığını. benzeri aslında. Mesela tarihte gerçekleşmiş olan ıı, şeyler, biz tefsirlerimizde öyle okuyoruz. Mesela işte Rum sureti. Evet. evet. <gülüyorignty> Elif, la, mim, rum, fi, ednel, arzı, ve hum min, badi, galebihim, seyaglibun. Mm. Bunu da şimdi Daeş'in de e, kendi yaptığı savaşı anlatan bir ayet gibi yorumladığını gördük. Burada Şii teolojisi içerisinden de bunu yapanlar var ve diyorlar ki Mehdi ne zaman gelecek? İşte bu savaş olacak. Ondan sonra bir dünya savaşı olacak. Ondan sonra ancak Şiilerle İsrail karşı karşıya gelecek. O karşı karşıya gelişten sonra Mehdi gelecek. O zamana kadar işte bizim buna hazırlanmamız lazım. Mesela soruyorlar neden işte Hamas için? savaşa girmiyorsunuz. Evet. Bunu yönlendirmesi çok kolay. Diyecek ki işte şu hadisi şu şeyine göre zamanı gelmedi takvimi. Evet. Yani tüm yorum yapma yeteneği kendisine ait olan bir gelecek zaman takvimi. Şey yani deniyor. İran ve Hizbullah'ın bu saldırıya bu savaşa girmesini beklemek şu an doğru bir beklenti evet. olmaz. Ama mesela jeopolitik çıkarlar gerektiriyorsa o zaman o hadisin yanına bir başkasının birinin koyduğunu ve bir yeni e, yorumla şu e, alameti gördük artık işte yapabiliriz dediğini e, e, şey yapıyoruz, e, görebiliyoruz. Bu yani e, geleneksel dindarların, çiğ dindarların Anladıkları mehdi anlayışının da ıı, yeniden değiştirildiği ve bir aktif ıı, mücadele için evet. ıı, üretildiği. Özellikle devrim muhafızları üzerinde onların endoktrinasyonunda ıı, 2000'lerden sonra yoğun bir biçimde bu mehdiciliğin yeni versiyonu yeni takvimlerle işlenmeye başladı. Tüm bu işte Suriye'yi diye mesela bununla motive ediyorlar. İşte Süfyan'ın çıkacağı yer bu o nihai savaş öncesi bir aşama biz onun için burada. Yani soruyorsunuz bak burada bu kadar Sünni kan döküyorsun, Müslüman kan döküyorsun bu revamı filan ama o bildiğiniz gibi değil. Bu şunun alameti o kendisi e, getirme hani derdinde. Evet, o... Öbürü e, Tanrı'yı getirme, İsa'yı getirme derdinde. Derdin ya. O batıni yorumların zaten ardı arkası kesilmez hocam. Kesin. Tarih boyunca da bu Kesin. batıni yorumlar. Bu bir devlet gücünün evet. geçince, bir özel askeri gücü motive eden bir hale gelince ve onun stratejisine dönüştüğünde pek çok kıyımı meşru gören bir şey üretiyor. Eyvallah. Halti ruhiye üretiyor ve konuşarak anlayamıyorsunuz, anlaşamıyorsunuz o bir tarafta. Hiç kimse Cenab-ı Hak hakikaten ne murad etti onu düşünmüyor. Yani kendi evet. planına e, e, hadiseleri ve e, yaratıcı uydurma peşindeler. Evet, yani kendisi bir plan yapıyor Tabii. ve o planda yürüyor. Sonra da kendisine dini bir takım referanslarla evet. ayetleri ve hadisleri e, kendisine delil kabul. E, o yüzden kabul arı duru saf inanç barış için bu dünyada en çok ihtiyaç duydu. Eyvallah. Bütün dinler açısından Kesinlikle. böyle görünüyor. Hamdi hocam e, şu başlığı da açalım program e, sonuna doğru yaklaşırken şimdi dünyanın pek çok ülkesinde Filistin'e destek gösterileri yapılıyor. Evet. Az önce hocam da bahsetti yani sosyal medya olunca insanlar o gerçeği, o kıyımı, o vahşeti gördüler ve sokaklara dökülebildiler. Ana akım medya elinde olmuş olsaydı bu böyle olmayacaktı. Şimdi yönetimler İsraili destekliyor, belki devlet başkanları gidip İsrail'e desteklerini doğrudan İsrail'de verirlerken, halklar işte Paris sokaklarında, Londra sokaklarında, Amerika'da ya da işte Endonezya'da, Malezya'da ile halkların Müslüman olması da gerekmiyor. Filistin'e karşı ciddi bir destek var. Bu gösteriler nasıl yorumlanmalı? Dünya çapında yapılan o halkların vicdanının adeta yani dünyada bir vicdan hareketi halinde dünyanın pek çok ülkesinde hatta yüz binler milyonlara vardı ya yani Endonezya'da sanıyorum iki milyon civarında insanın toplandığı gösteriler yapıldı ve bunlar her gün bir tevize farklı şehirlerde farklı ülkelerde tekrarlanmaya devam ediyor bu gösteriler nasıl yorumlanmalı yani bu gösterilerin uluslararası siyaseti değiştirme gücü olur mu olmaz mı bu ayrı bir tartışma konusu belki ama belki burayı da açmak isterseniz Hı -hı. buyurun. Ee, bu gösteriler e, çok yoğun bir baskı yaratır e, kanaatindeyim ben. Hükümetler e, kesinlikle zıt konumdaymış gibi bir tutum benimsiyorlar. Hı hı. Ee, biraz önce Akif Hocam bahsetti. Bunda tabii ki e, Avrupa'daki, Amerika'daki yoğun lobi faaliyetlerinin ciddi etkisi var. Ayrıca Yahudilerin sahip olduğu sermayenin de çok büyük etkisi var. Hükümetlerin halklarıyla karşı tutum içerisinde yer almasının temennetini bu olabilir. Ama bunun yanında ben biraz da şöyle görüyorum meseleyi. Ee, biraz yaşadığımız süreç e, aslında son neredeyse 10 yıldır e, yoğun bir şekilde yaşadığımız süreç aslında geçmişte genellikle Avrupalı Hristiyan toplumların yoğun şekilde gösterdikleri antisemitizm e, yani bir nevi Yahudi karşıtlığının e, aslında bölgedeki Yahudilerin üzerine yüklenerek tarihin yeniden yazıldığı bir sürecin bence yaşandığını görüyoruz. Bunda da özellikle Avrupa'daki hükümetlerin tabii ki Yahudilerin yoğun e, lobi faaliyetlerine ilk olarak Avrupa'daki hükümetlerin de geçmişin bu sırtlarındaki yükünü e, Yahudi karşıtı yükünü Müslümanların omuzlarını yükleme gibi bir e, amaçları var gibi geliyor bana. O yüzden e, toplumların içerisinde çıkan içerisinden çıkan bu e, yoğun itirazların da en başta tabii Yahudilerin kendi içerisinden çıkan. İtirazlarla beraber bu antisemitizmin e, Müslümanlarla bir araya getirilmesi tuzağına ciddi bir e, karşı etkide bulunduğu kanaatindeyim ben. Hmm. Çünkü eğer Yahudilerin kendi içerisinden de ciddi e, karşıtlıklar, ciddi tepkiler yükseliyorsa bu demek ki çok antisemitizmle açıklanabilecek bir mesele değil. Hristiyan toplumlar içerisinde de yani tüm dünyada genellikle sivil halklar eğer bu eylemlere karşı çıkıyorlarsa Demek ki bu antisemitizmle değil tüm dünyanın gözünün önünde dönen, e, çok yoğun katliamların, e, yani hiçbir şekilde hiçbir vicdanın, hiçbir yüreğin kaldıramayacağı o katliamların insanların gözünün önünde sosyal medya aracılığıyla serpilmesiyle ilgili bir durum. Evet. Yani e, İsrail'in e, ya da işte Yahudi e, aklının uzun yıllardır bütün dünyaya pompaladığı o antisemitizm ve oradan evet. devşirdiği mağduriyet hissi Belki bu o, kesinlikle bunlarla beraber yıkılabilir. Antisemitizm bir... İsrail ciddi bir silah olarak Tabii. kullanıyor. Hatta e, 2015 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam Netanyahu'nun e, Hitler aslında e, Yahudileri soykırıma uğratmak istemedi. Bunun e, baş aktörü Kudüs Müftüsüydü. O zaman evet Emin el Evet yani bu bir nevi tarihi baştan yazma demek. Yani evet. Hristiyanlık toplumlarının üzerindeki o ağır yükü alıp. Müslüman toplumlarının üzerine yükleyip tarihi yeniden baştan yeni baştan yazma amacı olarak geliyor bana. Ama Yahudiler ve İsrailler tarihi yeni baştan yazma hususunda çok mahirler. Evet. Yani çünkü Tevrat bunun örnekleriyle dolu, binlerce yıllık tarih her defasında yeniden yazarak hatta Tevrat böyle böyle genişlemeye devam ediyor. Evet. Yani bundan bir yüzyıl sonra Tevrata Tevrat bugünü andıran yeni ayetlerin girmesi. Muhtemel yeni yorumların en azından tefsirlerin girmesi muhtemel. E, İsrail de bu konuda oldukça mahirler. Evet kesinlikle. O yüzden özellikle Yahudi toplumlar içerisinden çıkan muhalif seslerin de gündeme getirilmesi, bu e, antisemitizmi farklı tarafa sevk etmeye yönelik de bir karşı atak olarak Olabilir. görülebilir. Eyvallah. O yüzden belki e, Türkiye'nin de ciddi şekilde bu muhalif sesleri de gündeme taşıması önemli Gerekli olabilir önemli olabilir bunları Bunları desteklemekte fayda var. Evet kesinlikle. Da. Eyvallah. Ee, hocam sona doğru ilerliyoruz ama şu soruyu da açmak istiyorum. Mehmet Akif hocam isterseniz sizinle başlayalım. belki hocamı da ekleyeceği olur. Evet. E, şimdi uluslararası örgütler Gazze'de yaşanan soykırıma karşı e, sessiz. Sadece bir takım kınama açıklamaları ki İslam İşbirliği Teşkilatı 57 ülkeden oluşuyor. Dün yapılan açıklama. İşte orada mesela dikkat çekici maddelerden bir tanesi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün resmi temsilci olarak görülmesiyle ilgili bir başlık. Bu rahatsızlık yarattı. Sosyal medyada da bu dikkat çekti. Netanyahu'nun bugün İslam ülkelerine meydan okuyan, o sizin az önce vurguladığınız açıklamasının da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu toplantısından sonra gelmesi de çok manidar. İslam İşbirliği Teşkilatı, her ne kadar geçmiş toplantılarına göre daha vurgulu bir metin yayınlamış olsa da herhangi bir yaptırım kararı alamadan masadan kalkmış oldular. Yine bir kınama metni ve işte bir çağrı metninden ibaret oldu. Şimdi bu uluslararası örgütlerin İslam İşbirliği Teşkilatı gibi yapıların herhangi bir müdahale ya da bir yaptırım gücü yok mu olmayacak mı olamaz mı? İsrail'in yürüttüğü bu vahşet ve soykırım, bu katliam bu kınamalarla işte bu efendim açıklamalarla yaşanmaya devam edecek ve uluslararası devletler açısından söylüyorum arenada bu böyle izlenmeye devam mı edilecek? Yani Böyle biraz izleyicilerimizin vicdanı olarak bu soruyu sormak istiyorum. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ee, tabii çok önemli bir soru. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı tam da bu meseleden doğan bir teşkilat. Evet. Yani Mescid-i Aksa yangınının 69'da e gel, o yangından dolayısıyla sonra. Dolayısıyla ülkeler bir araya geldiler ve o zaman bir tesir doğurdular. Evet ama bir ambargo yaptılar. Ambargo, mesela. petrol ambargosu. Petrol ambargosu ve dünya ekonomisi içerisinde büyük bir sarsıntı meydana getirdiler. Ve yetmişlerde işte Batı literatürü işte İslam'ın uyanışı tartışmalarıyla bunu gördü. Evet. yani dünkü sömürge topraklarındaki ülkeler bir araya geldi. Kaynaklarının hakim olduklarını gösterdiler ve önemli bir uluslararası meselede etki doğurdular. Dolayısıyla yani bir iki kuşak önceye göre geri gitmiş bir fotoğraf var Maalesef. burada. Halbuki nüfus olarak, kaynakları olarak, imkanları olarak bir artış var. Bilgi birikimi olarak artış var. Daha çok üniversiteleri var, daha çok yetişmiş insanları var. Ama etki doğurma yeteneği ve kabiliyeti bakımından bir geriye gidiş var. Bu tabii çok ciddi tartışmaları beraberinde getirecektir. Yani örgütler ihtiyaçlardan doğarlar. O ihtiyaçları ortadan kaldırmak için onlara bazı fonksiyonlar yüklenir. Bu fonksiyonları yerine getiremezlerse e, hızla aşınmaya başlarlar. E, Bunlara alternatifler düşünülmeye başlanır. Evet. Meydan okumalarla yüzleşirler. Ve bir anlamda kendi içinde istikrarsızlığa doğru itilirler. O yüzden etkili olamazlarsa sıkıntının daha büyüğünü e, içeride e, yaşayacaklar. Peki etkili olabilirler mi? ellerindeki kaynaklar ve imkanlar kesinlikle etkili olmaya yetecek düzeyde. Ee, bir de tabii geçtiğimiz bu küreselleşme süreci boyunca ee, Batı ülkelerinin kamuoylarına tesir edebilecek çok fazla da imkana sahip oldular. Evet. Bir kere çok ciddi bir göç var. Ee, şimdi bu göç dolayısıyla vasıtasız bir biçimde Londra'daki insanlar, New York'taki insanlar, işte Orta Doğu, orada olan bitenler bir başka ağızdan, bir başka... Iı, ses ve sözden de olan biteni anlayıp duyabilme imkanlarına da sahipler. O yüzden de tabii bu beklentilerin çok çok altında kalan birer şey oldu, açıklama oldu. Ama bu potansiyel orada duruyor. Yani bu işi durdurabilecek maddi imkanlarıyla, diğer imkanlarıyla. Ben de hani şiddetlendiği ölçüde bu pervasız tavırlar falan hani arttığı ölçüde yine bir kısım adımlar atmaya zorlanacaklarını düşünüyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın e, e, yani, diğer uluslararası örgütlerinde mi? Tabii. Burada zaten başat 3-4 tane ülke var. Hı hı. Yani bu 3-4 tane ülke e, şu anda bir e, hesapla hareket ediyorlar. Nedir o hesap? E, şimdi burada temel sorun şu. Arap dünyası bir yenilenme korkusu yaşıyor. Hı hı. Biz bunu Arap Baharı'nda da yaşadık. Evet. Şimdi burada iki tip şey var, yapı var. Bir tanesi monarşiler, bir diğeri de Arap milliyetçiliğinin geleneğinden gelen yapılar, cumhuriyetler. Bunların arasında bir üçüncü yapının doğmasına karşı şiddetli bir ittifak yaptılar. Gazze'ye biraz bu ittifakın da gözünden bakıyorlar. Yani oradan ıı, çıkacak <laughs> olan yapının ıı, kendi iç dengeleriyle ilgili problem üretme ihtimalini de ıı, evet. görüyorlar ve gözetiyorlar. Yani hala o Arap Baharı döneminin Çok. hafızasıyla ıı, şeye bakıyorlar. Bir iç ıı, siyasi hasma bakar gibi ıı, meseleye bakıyorlar. Ama tabii bu şiddet eşiği aşıldıkça, tırbandıkça kamuoyları yani kendi iç kamuoyu Mısır'ın içindeki kamuoyu Suudi Arabistan içindeki kamuoyu bunun ötesinde bir kaygıyla bir vicdanla yukarıya doğru baskı yapmaya başladığında daha farklı bir şey yapmak durumundalar esas meselenin ben bu üç- dört tane ülkede yani Körfez Mısır vesaire burada o Arap baharı dalgalanması döneminde e, canlanan o iç siyasi kaygılarla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum bunu iyi kullandılar İbrahim anlaşmaları e, bu iklimin üzerinde e, oluştu. İlginç bir 27. maddesi var aslında. Yani bu son toplantının. Hı hı. O son e, 27. madde yanılmıyorsam 27 idi. Arap Barış Planı teyit ediyor. Evet. Şimdi Arap Barış Planı e, önce barış sonra ilişki diyor. Hı hı. Yani Arap ülke önce İsrail-Filistin barışı olacak. Bunun karşılığında da Arap ülkeleri ee, İsrail'i tanıyacaklar ve onunla ilişki kuracaklar. İbrahim anlaşmaları bunu tersine çevirdi. Yani barış olmasa da e, iki i̇lişki. ilişkiler kurulabilir. Peki bu 27. maddeyle neyi murad ettiler? Evet. Yani orada mesela Birleşik Arap Emirlikleri falan anlaşmayı yaptı zaten imzaladı. Evet. Arap barış planı da bunlar parçası. Şimdi Arap barış planı tekrar teyit ettiğinizde ne demiş oluyorsunuz? Yani bu İbrahim anlaşmalarını askıya mı alacaksınız? Evet. ilişkilerde bir karşılığı olacak mı? Onunla ilgili de bir şey yok. Bir, biraz işte bu önümüzdeki haftalarda da yine e, bu kaynama e, iç kamuoylarına sirayet hmm. edecek mi oradan? İç bir kamuoyunun gazını alma operasyonu mu? Bir, operasyonu mu veya bir hani bir değil, bir değil mi? De. Onu evet. hani e, göreceğiz. E, yani e, İsrail'in kendi gözünden e, bakıldığında onlar bu şiddeti zamana yayarak sürdürmek istiyorlar. Bunun bir tarafı da yine İsrail siyasetiyle ilgili. Netanyahu kendi iktidarını da buradan sıyırarak çıkarmak istiyor. O yüzden yaptığı analojiler hep buna a, matuf. Yani 11 Eylül'den sonra bu şu 11 Eylül niye oldu diye sorguladınız mı diyor. Sorgulamadılar. Neden? Çünkü hızlı bir savaşa girdi. Uzun süre devam eden bir savaşa girdi. Tüm gündem savaş oldu. Evet. 11 Eylül'ün yani sen burada nasıl bir güvenlik zaafı meydana getirdin? Bu niye önleyemedin sorusu çok çok arkadan geldi. İkinci Dünya Savaşı için aynı şeyi söylüyor. O zaman zihnindeki plan bu savaşı ve bu çatışmayı yani çatışma ortamını sürdürerek içeride iktidarını ayakta tutabilecek bir psikolojik iklimi de hazırlamaya çalışacak. Tüm bu dengeler bu planlar içerisinde hadise yürüyor ve tabii İslam İşbirliği Teşkilatı'na, Diğer ülkelere, yani tüm medeni dünyaya bu hesapların üstünde e, bunları aşacak e, bir vicdani baskıyla çatışmayı durdurma vazifesi düşüyor. Bu pekala yapılabilir bir şeydir. Çünkü e, uluslararası toplumun izni ve işbirliğiyle e, bu katliam yürütülmektedir. Maalesef. Yani o yardımlar gelmese, o onaylar gelmese, efendim e, bu katliam devam edemez. O yüzden sadece İsrail'e değil, o desteği verenlere yönelikte, de, işte uluslararası hukukun diliyle, insanlığın diliyle e, sürekli olarak bu baskıyı sürdürmek, bu itirazı ile getirmek lazım ki e, o yavrucaklara e, yeni, e, efendim e, çocuk kabirleri e, eklenmesi. Hocam son cümleler artık o zaman ben sizin bu söylediğinizden örneğin şu anda işte bir boykot ıı, devam ediyor belli oranda. Bu boykot öyle ya da böyle bu ateşin harlanmasının önüne geçmek için bir set olabilir. bunların hepsi işaret olarak gördüler evet. o destekçiler. Bu işler büyürse, daha evet. da büyürse kalıcı hale gelirse bu ayrışmanın çünkü bu ayrışma büyük devletler saflaşmasını da getirecek. Sonuçta burada koca bir dünyanın vicdanı var. Evet. Soğuk Savaşta bunu yaşadık. Dünya ikiye bölündüğünde nihayetinde taraflardan biri bir tarafın arkasında, diğeri diğer tarafın arkasında doğru geçti ve e, o yüzden bu dünyanın bir ağırlığı var. Şu anda bu mesele e, çözülememiş gibi gözüküyor olsa da bu bir yılgınlık üretmemeli. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Hamza hocam ekleyeceğiniz varsa son bir iki cümle alabilirim sadece. Ee, yani Akif hocam zaten. Yeterince açıklıklı ifade etti. Ben evet. de inşallah bir an evvel bu sorunun hızlı bir şekilde çözüle, yani çözülmesini umut ediyorum. En azından evet. oradaki siviller, çocuklar, bebekler tabii. için bir an evvel. En önemlisi o. Evet, en önemlisi o, o tabii Kesinlikle. Di diğer o siyasi Padişah, ve şey o arka iki yani. ama şu an o insancıl olarak ilk bakış açısı tabii. Evet. bu ıı, sivil ölümlerinin ve çocuk bebek ölümlerinin sona ermesi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Akif Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Hamza Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Ağzınıza, ben teşekkür dilinize ben. sağlık. Efendim farklı bakıştan bugünlük bu kadar. Ee, Ümid ediyoruz ee, hocalarımızın da ifade ettiği gibi özellikle bölgede yaşanan bebek ölümlerinin, sivil ölümlerinin bir an önce sona ereceği bir iklime bir an önce kavuşabiliriz. Bu noktada da hem uluslararası e, kurumlar hem e, devlet başkanları e, halklar zaten bu manada bir inisiyatifi zaten almış e, ve efendim gösterileriyle, eylemleriyle bunu yürütüyorlar. Uluslararası camiadan ve devlet yetkililerinden de bir an önce beklenen ses çıkar duasıyla, ümidiyle programı neticelendirelim. Esen kalın.